Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi Kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul bundan önceki videolarımızda da gün içerisinde belirttiğimiz gibi tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Maalesef arkadaşlar yüzde yediye yakın bir düşüş söz konusu ve ikinci defa genel anlamda bir borsada devre kesici oldu. Benim saat 11'de yapmış olduğum bir haber vardı Borsa İstanbul'da şok 300 tane devre kesici diye onlar sadece lafta kaldı 300 belki beni buldu arkadaşlar. Evet. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Borsa İstanbul'la ilgili neden olduğunu bundan önceki videoda anlattık. Anlatmaya çalıştık. neden düşmüş olabileceğini belirten noktalarımız vardı. Vatandaşın döviz mevduatı da arkadaşlar 39 ayın en düşüğündeymiş. İlginç değil mi? KKM'den yüklü çıkış varmış. Bu da ilginç değil mi? Yani bu ikisinin olduğu durumlarda Borsa İstanbul'un bugün %5 kazandığını haberini yapmamız gerekirken biz %7 düşüş haberi yapıyoruz. Evet yurt içi yerleşikler yılın son haftalarını döviz mevduatında hızlı bir çözülmeyle geçirdi. Merkez Bankası verilerine göre vatandaşın döviz mevduatı 191.9 milyar. Yurt içi yerleşikler yılın son haftalarını döviz mevduatında hızlı bir çözülmeyle geçirdi. Haber aynen yazmışlar. 13 Eylül 2019'dan sonra bu arkadaşlar bu 191.9 milyar en düşük seviyeymiş. 13 Eylül 2019'dan beri. Dolar TL'de yatarsayız şirketlere kredi kullanımında döviz mevduatı sınırı, bankacılık sektörüne TL mevduatı önce %50 olarak belirlenen hedef oranı yakalama çabaları ve yüksek enflasyon nedeniyle öne çıkan borsa yatırımları yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında yılın son haftalarında Hızlı bir çözümü sağladı. Merkez Bankası verilerine göre 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar 69 milyon dolar geriledi. Bankalardaki döviz büyüklüğü ise 30 Aralık itibariyle 191 milyar 944 milyon dolara inerek 13 Eylül 2019'dan bu yana görülen en düşük seviyeye çekildi. Evet. Merkez Bankası haftalık verilerine göre 11 Kasım 2022'den bu yana parite etkisinden alındırılmış olarak döviz mevduatlarında çözümle var. 11 Kasım haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak gerçek kişilerin döviz mevduatı 2.2 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 1.5 milyar dolar gerileyerek toplamda 3.7 milyar dolar azaldı. 18 Kasım haftasında ise gerçek kişilerde 1.48 milyar dolar, tüzel kişilerde ise 1.50 milyar, 54 milyar dolar olmak üzere 3.02 milyar dolarlık düşüş yaşadı. 25 Kasım haftasında 5 milyar 534 milyon dolarlık ile son dönemin en yüksek düşüşü yaşanırken 9 Aralık haftasında 2.64 milyar dolar, 16 Aralık haftasında 2.42 milyar dolar ve 23 Aralık haftasında da 5 milyar dolar azalma gözlemlenmişti yılın son haftasındaki 3 milyar dolar aşan düşüşle birlikte son 8 haftadaki döviz mevduatlarında parite etkisinden alındırılmış gerileme 25.3 milyar doları buldu. Evet 8 haftada 25.3 milyar dolar dövizimiz düşmüş. Abi para nereye gitti arkadaşlar? Çok büyük bir para ve bu nereye gitti acaba? DHT DTH'ten çıkan borsa ve konuta. Evet. Uzmanların verdiği bilgiye göre dolar tl'deki yatay seri şirketlerin kredi taleplerine karşı karşıya geldiği sorun ve bankaların tl mevduat hedefi düz mevduatlarına düşüşün temel nedenlerini oluşturdu. Bu durumun en azından seçime kadar devam etmesini bekleyen uzmanlar döviz mevduatlarından çıkan miktarın bir kısmının borsaya bir kısmının ise konut ve araç alımına yöneldiğini ifade etti. Özellikle yılbaşına çıkan konut kampanyasının fiyatlarda yaratacağı yukarı yönlü etki nedeniyle uzmanlar Son hafta aralığında emniyet piyasasının oldukça hareketli olduğundan hatırlattı. Kur tarafını seçime kadar böyle morasının yüksek olması nedeniyle yine de uzmanlar döviz mevduatına çözülmenin süreceğini dile getirdi. 30 Aralık 2022 itibariyle verilere bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatı parite eksinden arındırmış olarak 637 milyon dolar gerilerken tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 432 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 98 milyon dolar Euro cinsi döviz aslında. ise parite yetiştiğini arındırmış olarak 1 milyar 294 milyon dolarlık çözüme gerçekleşti. Yani bu döviz bulunduramama zorunluluğundan dolayı şirketler daha çok yurt dışına ithalat yapan şirketler de demek ki artık TL'ye geçmişler. Yani TL bulunduruyorlar hesaplarında çünkü bu onu açıklıyor arkadaşlar. Kur korumalı bir haftada 47.9 milyar dolar düşüküş. Bir de bu var. Mesela bu taraftan da bakmak lazım. Ee, bu da kaç yapıyor? Yani 2.3 milyar dolar falan yapıyor. Ee, yani bu da, bu da çok önemli bir rakam ve bu kadar e, kur korumalıdan da 47.99 milyar bir TL dönüşü var. Bunların hepsinin borsaya ya da başka bir konuta gittiği de düşünülemez. Bunlar tekrar dövize de geçmiş olabilirler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat hesapları yılın son haftasında sert geriledi. 23 Aralık haftasında 1 trilyon 463 milyar 203 milyon lira seviyesinde olan KKM hesapları, kur koruma hesapları 30 Aralık haftasında 1 trilyon 415 milyar 302 milyon liraya indi. Böylece bir haftadaki çözülme 47 milyar 901 milyon lira oldu. Evet, bir haftada 47 milyon 900 arkadaşlar. Bu yılın son zamanlarındaki borsadaki artışın sebeplerinden birisi bu da olabilir. Ve bu paraların konutta de düşünülüyor ve bazılarının dövize döndüğü de düşünülüyor. Ee, şimdi şunu düşünmeniz gerekiyor: KKM bittiğinde 1 trilyon 15 milyar 302 milyon nereye gidecek? Arkadaşlar yatıp kalkıp herkesin, yani borsada iyi bir yatırım olan insanların, Türkiye'de iyi bir yatırım olan, ekonomiyle ilgilen herkesin düşünmesi gereken nokta bu. Evet, 30 Aralık haftasında 1 trilyon 415 milyar 302 milyon lira olan bu para, bu şekilde aslında çözülmesi bir yönden çok daha iyi. Yani bir anda çözülmüyor hiç yoktan. 47.90 milyar lira bir anda çözülmemiş. Bir haftada çözülmüş. Yani hepsi bir anda çözülse zaten ortalık bir alem cümbüş. Hepsi borsaya gelse tabii hepimiz borsa artık 7-8'lerden bahsederiz bilmiyorum ama. Ama şu andaki durumu tabii ki daha da farklı bir durum. Evet arkadaşlar. Vatandaşın döviz mevduatının 39 ayın en düşüne düştüğü KKM'de sadece bir haftada 48 milyar liralık bir çözümün olduğu ortamda Borsa İstanbul günü %7 kayıpla kapattı. Ya da kapattı demeyelim %7 kayıpla kapatıyordu. En son ben bu video iki video üstüne çektim. 17-40 civarında öyleydi. Şimdi kaç bilmiyorum. Muhtemelen yine oralardadır. Bunun sebebi nedir? Bunu iyi araştırmak gerekiyor. Ve bununla ilgili de videomuzu bundan önceki videoda yayınladım zaten. Bilgileri yani Erdoğan'ın seçimleri öne alabiliriz sözü, Esat'la görüşeceğim sözü ve FED kararları ve de en önemlisi HDP'nin neydi arkadaşlar? Seçim parasının ya da parti parasının anayasa mahkemesi tarafından dondurulması. Bu da politik olarak, siyasi olarak da ve hukuksal bir sonuç sonuçta ve etkiledi borsayı diyebiliriz. Evet dostlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ee, kanalımız küçük gördüğünüz gibi bu kanalda biraz büyütmemiz lazım. Destek olursanız seviniriz. Tavsiyelerinizle, yorumlarınızla, beğenilerinizle, arkadaşlarınızla tavsiyelerinizle ve kanalımıza abone olup bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.